Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size yarı evcil Pakistan papağanını ele alışık olmayan komut sistemiyle eğitmeyi deneyeceğiz. Şu an çekirdekle önce deneyeceğim. Bu şekilde bir aparat yaptım ben çakmakla. Komut sistemini algılasın diye. Bunların hazır satılanları da var. Gel alalım. Şu an çekirdek veriyorum. Çekirdeği attı, beğenmedi. Elma ile de bir tur deneyeceğim. Gel. Bakın elmayı hemen aldı. Kendini elde etmeyen yarı evcil bir Pakistan papağanı bu. Doğa yakalanması kendisi. Şu an sakin şekilde elmayı yemeye başladı arkadaşlar. Demek ki elma ile eğitime devam edeceğiz. Sevdiği şeyi tespit etmek gerekiyor kuşun. Dün akşamdan ben yemliklerini aldım. Sabah kahvaltıda yemek vermedim. Bu şekilde eğitime başladım. Pakistan papağanlarına eğitim verirken yarı aç olmalarına dikkat edin. Çok tok oldukları zaman eğitim almazlar hiçbir şekilde. Ona sırasıyla selam verme, dönme, bu şekilde eğitimler vereceğiz. Bir de elden çok korkuyor. Ele alıştırmamız gerekiyor. Şu an onu kendi haline bırakıyoruz. Biraz sakinleşmesi için. Gel aşkım. Aferin sana. Bu şekilde defalarca yapıyoruz. Öncelikle bunun bir clicker gibi bir şeyle, yani bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü elden korkan papağanlar için ideal bir seçim olacak. Bu sefer çekirdek vermeye gideceğim. Biraz sakinleşti, belki yiyebilir. Tekrar elma istiyor arkadaşlar. Aferin. Küçük parça vermem lazım. Gördüğünüz gibi yemek verdiğiniz zaman direkt alırlar. Onu ilerleyen zamanlarda sevmeyi de deneyeceğim bu şekilde. Elimi alıştırıp. Bakın şöyle korkacak ama biraz şöyle uzaktan aldı. Aferin. Yani elinizi kuşa iyice tanıtmanız gerekiyor korkmaması için. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Yanaştırdım iyice. Pakistan papağanları çok eğlenceli kuşlar. Eğitimi biraz zordur ama ele alışma eğitimi diyelim. Normal eğitimi kolay. Elden çok ürküyorlar. Aşkım. Dön bakalım. Bakın. Hiçbir zaman boş yapmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen aldı. Çekirdeği yememesi de enteresan. Normalde çekirdeği de çok sever bunlar. Bir tane içini açıp deneyeceğim. Şöyle bir döndürmeyi deniyorum önce. Dön aşkım. Dön 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 dön. Dön. Döndüm. Şu an hiçbir şey bilmediği için kaçabilir. Onun için fazla sıkmıyoruz kendisini. Şöyle geri elimi koyuyorum. Gel. Gel aşkım. Korkma. Gel. Çok ürktü bu sefer arkadaşlar. Öbür taraftan bu kadar ürkmemişti. Tam tersini yaptığımız zaman. Çekirdeği nedense beğenmedi. Her papağanın ayrı bir özelliği var. Hepsi her şeyi yemiyor. Kimi elma seviyor, kimi çekirdek seviyor, kimi muz seviyor.
Farklı farklı yiyecekler deneyebilirsiniz. Aşkım, yavrum. Sürekli elinizi alıştırmanız lazım bu şekilde. Elma istiyor benden arkadaşlar. Aferin. Buna şimdi yeni başladığımız için biraz yabani. Fazla da üstüne gitmek istemiyorum. Elimi yanaştırarak bu şekilde, yani şu şekilde yapmayı deneyeceğim şimdi. Yeni aldı. Bizi izleyen takipçilerimiz bilir. Bunun için kafesin içinde elimize alışmış olan bir kuş olması lazım. Yoksa hiçbir şekilde bu şekilde durmaz karşımda. İşte aşama aşama eğitim seviyesi var. Aferin. Şimdi ona uzaktan vermeyi deneyeceğim elime çıkarak. Şöyle bir şey deniyorum. Aç olduğu için büyük ihtimalle reddetmeyecektir. Şöyle elimi koyuyorum bu şekilde. Gel. Bakın. Kafası karıştı şimdi. Gel. Gel buraya. Uzak bir yere koydum. Bir şekilde gelmesi lazım. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Aferin. Zamanla bu hareketleri daha sık yaptığımız zaman iyice eğitime alışacaktır. Şu an elmayı çok sevdi. Biraz da fazla verdi kendisine. İyice alışsın diye. Aşkım. Gel. Aferin. Döndüğü zaman ona ödül olarak gene elma veriyoruz. Bunu ceviz, fındık, badem, bu tarz yiyeceklerle de deneyebilirsiniz. Kuşunuz hangisini severse onunla eğitime devam edin. Gel. Aferin. Şu an o dönmesi gerektiğini biraz anlıyor gibi. İlerleyen zamanlarda dön dediğimiz zaman direkt dönecektir. Özellikle bunu belli bir eğitim aşamasında yapmadım çünkü sizin de görmenizi istiyorum. Gel. Aferin. Bakın elime dokundu şu an. Düşürdü ama dokunabildi. Bu da çok önemli. Hepsi ayrı ayrı birer komut bunların. Al bakalım. Kuşları kesinlikle kafesin içinde full yabaniliğe gittikten sonra bir daha aynı şekilde sert bir şekilde davranmıyorsunuz. Tamamıyla kendinize güvenmesi lazım. Bakın ilk denememiz gibi değil. Şu an daha iyi durumda. Kaçtı kendisi, biraz sıkıldı herhalde. Kuşu kaçırdık arkadaşlar. Biraz herhalde üstüne fazla gittik. Bu şekilde ilk denemelerde olabiliyor. Gel buraya. Şimdi elime çıkartıp vermeyi deneyeceğim. Umarım başarılı olurum. Bu videoyu keserek paylaşıyorum. Şu an bayağı bir ben bununla uğraştım. Bu hareketleri yaptım. İkinci bölümde clicker yerine parmağınızı da gösterebilirsiniz. Şu an parmağıma alıştı gibi. Bakın parmakla beraber alabiliyor.
Şimdi onu doğru yaklaşıyorum. Yine bu şekilde. Korkuyor şu an elden. Şu an yaklaşıyorum. Böyle bu şekilde denemem lazım. Biraz bekliyorum. Büyük ihtimalle çıkacaktır. Hafif yaklaştırıyorum. Güvende bakın. Elimi ittiriyor şu an. Isırmaya çalıştı. Şu an almak istiyor ama cesaret edemiyor. Aferin diyeceğim. Acıtıyor bayağı bir. Aşkım. Ah. Tamam. Çok acıttın elim ama. Ya. Bakın şu an güvenmeye çalışıyor ısırarak. İttiriyorsun. Kaçtı. İlk denememizde başarısız olduk. Bunu tekrar tekrar yapacağız. Ya. Şu an elimize alışmaya iyice başladı. Önceden hiç tutturmuyordu mesela. Elimi ısırmaya yeltendi. Normalde ısırmıyordu bile. Gel buraya. Şu şekilde. Tekrar kaçtı. Tekrar tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Güvenini kazanana kadar. Şu an yine getirdik yerine. Yaramazlık yapıyor biraz. Şu an elime güvenmiyor. Aa, çıktı. Aferin sana. Karnı aç olduğu için geleceğini biliyordum. Ama biraz inat etti ilk zaman. Elmaya dayanamazlar arkadaşlar Pakistan papağanları. Bakın ilk defa eyleme sıra çıktı. Biraz tedirgin oldu ama İlk denemeyi yaptıktan sonra bir şey olmayacağını anladığı zaman tekrar tekrar artık elinize çıkabilir. Ben bunu aralarda kesiyorum. Tabii bu kadar kısa sürede olmuyor. Size sıkılmamanız adına videoyu kısaltıyorum. Tekrar deneyeceğim aynı şeyi. Birkaç denemede kaçabilir arkadaşlar. Şu an onu sıkmıyorum. Bir kere ele çıktı diye çok devam etmiyorum. Bir de camdan dışarıdan başka kuşlar görüyor. Onlardan da etkileniyorlar. Ya. Şu an gene çekirdeği koydum aynı şekilde. Bakın geldi gene. Korkma. Çekirdeği almasını sağlayacağım. Bakın biraz alıştı kendisi. Korkuyor arada ama. Gel. Elden çok korkuyor arkadaşlar. Bir şekilde onun güvenini kazanmamız lazım. Gene kaçtı. Yavrum. Bu şekilde eğitilmiş olması bile çok iyi. Bir defa çıkartmayı başardık elimizi. Bunu tekrar tekrar yapabiliriz. Korktuğu için yemek yemek istemiyor. Ama elmayı yedi. Tekrar bir elma getireceğim kendisine. Şimdi onu kandırmak için Pakistan papağanları biraz aç gözlü hayvanlar. Şimdi bu şekil büyük elmayı gördü. Şu an bakın tepkisi nasıl olacak. Clicker'ı da kullanmıyorum. Şimdi bir iki defa birkaç defa elime çıktı. Videoda o kadar kapsamlı çekemedim maalesef. Şimdi bakın büyük elmayı görünce nasıl gelecek. Bir de çok almaya çalışacak. Gel. Gördüğünüz gibi hemen güvendi. Şu an korkuyor ama şöyle kameraya biraz yaklaştırayım. Aferin sana. Büyük elmayı görünce dayanamadı. Deminkiler küçük geldi. Küçük için kendini riske atmak istemedi bir parça elma için. Şimdi biraz büyük kopardı.
Daha da özgüveni yerine geldi. Elime çıkıyor. Şimdi bekleyeceğiz. Tekrar bir iki defa gene ele çıkartacağız. Bu şekilde devam ederek onun iyice güvenini kazanacağız. Bu eğitim yaklaşık 1-2 gün sürebilir. Uzun süren, sabır gerektiren bir eğitim. Öyle bu videodaki dakika sayısına göre 10 dakikada, 5 dakikada oldu diye düşünmeyin. Bir de kuşun sevdiği yiyecekleri tespit etmeniz gerekiyor ilk baştan dediğim gibi. Pakistan papağanları zor hayvanlardır ama çok eğlenceli kuşlardır. Bakın elimi gösteriyorum gelmiyor ama elime gösteriyorum gelmeye çalışıyor. Onu kandırdım sanırım. Şu an daha cesaret edemiyor elimde durup yemeye. Siz de Pakistan papağanlarınızı bu şekilde eğitebilirsiniz arkadaşlar. İlla kuşun üzerine giderek, bağırarak, kovalayarak değil. Onun gerçekten sizin elinize kendisinin gelmesini sağlamanız gerekiyor. Videoyu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu tarz eğitimler sadece Pakistan papağanı için değil, diğer papağanlar için de bu şekilde eğitim verebilirsiniz. Bu videomuzda yabani bir Pakistan'ı evcilleştirmeye çalıştık. Yani yabani derken yarı evcil bir Pakistan'ı alıştırmaya çalıştık. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Arkadaşlar saatlerdir süren uğraşının sonucunda bu konuma geldik. Kuş şu an çok ürkek. Hala korkuyor ama ele de alıştırmayı, sevmeye alıştıracağız. Biraz zaman gerekiyor. Bakın hemen kaçtı. Omzuma alıştırabildim. Elime de geliyor şu an. Ama tam güvenmiyor dediğim gibi. Biraz zaman gerekli. Siz de yarı evcil Pakistan papağanınızı bu şekilde alıştırabilirsiniz. Öncelikle yemekle kandırmanız gerekiyor. Bu şekilde günlerce devam ederek kısa sürede eğitim verebilirsiniz. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.